Kemal Bey geçenlerde yayın yaparken Profesör Doktor Fuat Keyman da söylemişti. Yani bir dip dalgası var ve bu tür durumlarda anket firmaları bazen radarlarına şey yapamıyor. Yani bu dip dalgaları radarlarına yansımayabiliyor. Çok farklı sonuçlar çıkabiliyor. Ne dersiniz efendim? Şöyle, birincisi kararsızlarla ilgili elimizdeki bir veriden bahsedeyim Necdet abinin sorduğu konuyla ilgili. Bu ay değil ama Aralık ayı içerisinde biz kararsızlara 4-5 tane farklı ifade sunduk ve katılıp katılmadıklarını sorduk. İfadeler şöyleydi. Cumhur İttifakı'na oy vereceğim ama hangi partiye oy vereceğim konusunda kararsızım ifadesine katılanlar %10'lardaydı. Yani kararsızların %10'u kadardı. Cumhur İttifakı ile muhalefet partilerinden biri arasında kararsızım diyenler %5'i kadardı. Yani komplesini alsa kararsızların, AKP ile başka partiler arasında kararsız olanların tamamını toplasak 4 puan etmiyor. Fakat biz araştırmacılar maalesef başka bir metodumuz olmadığı için, daha doğru sonuç verebilecek başka bir metodu olmadığı için orantısal dağıtıyoruz. Ama bana soracak olursanız burada AK Parti mesela bu ankette 30 küsürden 36'ya çıktı. Ama kararsızlar insanların gerçekten tercihini gizlemeden doğru söyleseler idi, bence 33'leri zor görürdü Adalet ve Kalkınma Partisi. Çünkü geçen ayki aynı araştırmada şunu sorduk. Bir ifade de şuydu. Aslında benim kararım belli, oy vereceğim parti belli. Ancak ben bunu sizlere söylemek istemiyorum ifadesine katılanlar %68'di Gökmen Bey. Yani kararsızlar aslında 15 bile değil. Bırakın 30'ları, 15 bile değil. Sadece tercihini saklıyorlar çeşitli sebepler ile. Burada da bir verim var elimde, çok küçük dar bir veri ama Mersin ilinde son büyükşehir seçimlerinde Vahap Seçer'in yani CHP adayının %90'a yakın oy aldığı bir mahallede kendim o mahallenin anketini yaptım. O mahalleye 21 tane anket düşüyordu. O mahallede anketi kendim yaptım, 21 anketi. Çünkü öyle bir mahalle arıyordum, ne kadar kararsızım diyecek diye. 21 seçmenden 14 tanesi kararsız olduklarını söylediler. Sonra bunlarla ben konuştuğumda dediler ki biz seçime kadar aslında AK Partiliyiz. Yani Avrasya olduğu için, şirketi tanıdığımız için kararsızız dedik ama seçime kadar soran olduğu zaman AK Partiliyiz diyorlar. Niye? Bir tanesinin eczanesi var, bir tanesinin dükkanı var, bir tanesi işte tüccar gibi ve devlette iş yapan insanlar. Bu tip veriler çok fazla elimde, yani böyle saha gözlemleri çok fazla. Hı hı. Esnafa sorduğunuz zaman ilk seçime kadar AK Partiliyiz diyorlar. İlk seçimde nereye oy verecekler bilemiyorum ama peki. Bugün başka bir, çok özür dilerim, çok kısa, hemen 30 saniyede bitireceğim. Bugün başka bir araştırma şirketinin de Güneydoğu illerinde yaptığı bir anketi gördüm. Orada da aksine hani toplumda hep konuşulan dindar Kürtler kime oy verecek söyleminin boş olduğu gözüküyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü AKP'den rahatsız olanlar Kürtlerin de dahil, yani Kürt kitlesindeki AKP'liler de aslında anket sonuçlarına baktığımız zaman dindar Kürtler değil, aksine daha merkezci Kürtler. Çünkü o bölgede CHP'nin oyunun bir önceki seçime kadar 3 katına çıktığı gözüküyor. Ama alternatif sağ partilerin o kadar yükselmediği gözüküyor. HDP'nin oyu sabit kaldığına göre muhtemelen AKP'den Kürt seçmen içerisinde CHP'ye kayış var. %7'ye falan çıktı o ankette, öyle gözüküyor galiba. Evet, %7'nin üstünde gözüküyor. Yani Güneydoğu ve Doğu Anadolu doğru bölgede yapılan anketin şeyinde Deva Partisi de ciddi bir şekilde bir sıçrama gösteriyor, yapıyor orada. Evet, yani il il bakınca da öyle. Bizim ben yapmamıştım ama benim yönlendirdiğim bir araştırma firması yapmıştı. Bitlis ilinde biz bir anket çalışması yaptık. Ben koordine ettim ama kendi firmamdan yapmadım. Peki. Orada da Bitlis gibi bir ilde mesela 0-2-0-3-1 alınan yerlerde
7,5'lara kadar gelmiş gördüm CHP. CHP için. Peki. Kemal Özkiraz, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Tamam. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Evet, şimdi Aytun Çerkin. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim size. Ama bu şu Ergün, FETÖ'yü unutmayacağız. Unutmayacağız. Ergün Yıldırım'ı biliyorsunuz değil mi? Hı. Bu hani 2013'e kadar Fethullah Gülencilerle hiçbir sorunum yok diyen, Atatürk düşmanı vesaire, bir akademisyen, daha önce Marmara'daydı falan. Evet. Şimdi 3-4 tane tweet attı. Çok önemli olduğu için ben söyleyeceğim bunu. Başörtüleri artık konu mankeni olarak her alanda göreceğiz. Kendi evet. Twitter hesabı. Öne çıkaracaklar, yetkin olmadıkları yerlerde konferans çağıracaklar. Yeter ki avradizmi, kadınsal sapkınlığı savunan fikirleri savunsunlar, kültürüne ihanet eden dili kullansınlar. Ha tamam, şey mi ile ilgili? Şimdi ama burada Deva Partisi, yok Şeyma, ama esas yani bütün Müslüman Öğrenciler Birliği vesaire, onlar var yani öğrenciler şeyleri. O fotoğrafı hani Şeyma'nın da olduğu, serbest bırakıldıktan evet. sonra birlikte öğrencilerin verdiği fotoğraf varsa onu da evet. verebiliriz bu Deva arada. Deva Partisi ve Gelecek Partisi LGBT'lerle beraber konumlanırsa bu milleti karşısına alır. AK Parti karşıtlığı inşallah namus köleleşmesine yol açmaz. Bak bu Fethullah seviciler bile tekrar ortaya çıktı. Ya bir şey diyeceğim. İfadelere dikkat edelim. Yok ben etmiyor. Ben diyor, yazmışlar açık zaten. Bu başladı, sosyal yıkılıyor ortalık. Tamam. Yine daha ya yıkılıyor. Öyle biz, derler biz, ya. Öyle. Biz kullanmayalım. Hangisini? Yani işte Fethullah sevici falan tarzı ifade. İşte yazıyor, kendisi Fethullah sevdiğini söylüyordu. Kitap yazdı zaten onunla ilgili. Tamam canım ya. Fethullah'a yakın hissedi. Yani evet, bir yakın dönem hisseden, kendini çok yakın hisseden. Evet, hayranlık hisseden. Hayranlık hisseden bir arkadaş. Ondan sonra bir, şimdi Ergün Yıldırım bu şey diyeyim ya, iletişim profesörü. Marmara'daydı evet. Ondan sonra başka ha, bir. O mu yazmış şimdi? Evet evet, onun için diyorum ben önemli. Şimdi şu fotoğrafta var mı Şeyma? Sorgular bitmiş bu arada. Ha, burada Şeyma yok. Bu fotoğrafta değil. Burada öbürküsünde Şeyma yani. Yok. Tamam, öbüründe var Şeyma. Ha, tamam, bakıyor arkadaşlar. Buldunuz mu? Verelim. Verelim. Evet, burada bu o fotoğrafın çekildiği anın aktüel şeyi, görüntüleri yani video halinde. Burada başörtülü Şeyma da Boğaziçi'li protestocular arasında. Ki gözaltına bunda, alınanlardan. Evet, gözaltına alınanlardan. Ondan sonra ve bunda da artık şaşıracak bir şey de olmaması gerekiyor. Biz nasıl ki CHP Parti Meclisi'ne bir başörtülü isim seçildiğinde CHP Parti Meclisi'ne bir başörtülü üyesi var demiyorsak, çünkü başı açık olan için öyle bir şey demiyorsak, değil mi Seren Hanım? Kesin. Evet. Dolayısıyla yani burada da evet, başörtülü bir Boğaziçi'li neden Melih Bulu'nun bu atama şekline itiraz etmesin? Yani o öğrencilerin yanında yer alıyor diye. Ne demiş Ergün Yıldırım, bir daha söyleyeyim. Söyleyelim. Artık ne? Başörtüleri artık konu mankeni olarak her alanda göreceğiz. Öne yani, çıkaracaklar. Yani Şeyma onun gözünde konu mankeni. Evet. Ama işte bakış bu. Bak laflar zaten çok o kadar kötü. Avradizm, sapkınlık vesaire. Yani kenetleme, yani. Kendi kitlesini kenetleme için hani yapacakları şey bu. Ve diyor ki Deva ve Gelecek Partisi de işte bu yüzden AKP karşısında. Bu kendisinin şeyi değil mi? Tabii kendi tweet şeyi de tamam. Adresinde var. Yani o zaman yok. Ergün Bey, biz şuradan şunu söyleyelim. Hı-hı. Ergün Bey. Bir kadının onuruyla bu şekilde oynayamazsınız. Doğru. O ne biçim söz ya? Evet, şimdi... Bu arada Gökmen Bey, şeyi söyleyeyim ya, onu öğrenebilirsek, sorgular bitmiş, ha, bu arada karar bekleniyormuş. Şeyma'nın onurunun Ergün Yıldırım'ın bu tweetinden zedelenecek hiçbir tarafı da yok, onu da söyleyelim. Tabii, bitmiş tabii. Mi şeyler? Bitmiş, öyle mesaj geldi, sonuçlar evet, bekleniyormuş. Belki tamam. Yani o anlamıyla... Karar tamam. Şey olursa, ben gösterince şeyi dedim ki karar mı çıktı? Valla Necdet Saraç, bu çok vurgulamaya devam ederseniz biz burada 3'e kadar kalırız, haberiniz olsun o karar. Orası. Evet. Evet, şimdi peki o zaman o gündemle bağlayalım. Bağlayalım. Madem Ergün Yıldırım eskiden işte farklı cemaatle ilgili farklı sözleri... AK Parti ve Cemaat diye bir kitabı var bu akademisyenin. Ve orada Gülen'le cemaati AKP'yi birleştiren, çok ciddi, orada müthiş bir Fethullah Gülen övgüsü yapan. Ki zaten 2013'e kadar daha yeni yazdı. Bir ay önce falan Yeni Şafak'ta yazmıştı hatırlıyorsam. Evet, orada şunu söyledi. Ben 2013'e kadar bu yapıyı cemaat olarak kabul ediyorum hala dedi. Yani 2013'e kadar. 2013'e tamam. kadar cemaat olarak kabul etmesi Hakan Fidan operasyonunu da kabul ettiği anlamına gelir.
17-25'in aslında... Ben Hakan Fidan operasyonu meşru gördüğü anlamda. Meşru gördüğünü kabul ediyor. Ve ondan önceki Ergenekon balyozları zaten bunların kafaları hala aynı yerde duruyor. Reddetmiyor, onları da kabul ediyor. Ya aslında zaten ruhları bir yerde buluşuyor. Bunlar yani bu buradan vazgeçemiyorlar. Çünkü Fethullah denilen kavram... Belki. Bir şey mi oldu? Ya ama siz de çok ani söylüyorsunuz. Şimdi tam mevzuyu açacağım, toparlamamız lazım. FETÖ'yü konuşacaktık. Evet. Kimdi o subayın şeyi? Serdar Atasoy. Serdar Atasoy. Serdar Atasoy. Şimdi bakın, ben şimdi şunu söyleyeyim o zaman. Bir kısaca bir cümleyle söyleyelim. Çok korkutucu bir şimdi, şey. Şimdi 2016 darbe gecesi Bangladeş'te ateşe. WhatsApp'ında bugün Oda TV'de Can Özçelik de yazdı bunu. Bangladeş'te WhatsApp grubundan Cemil Turhanlar vesaire darbecilerden mesaj geliyor. O emredersiniz komutanım diye onaylıyor ve oradaki şeyi tebliğ ediyor. Darbe şeyi de. Ve bu Türkiye'ye geldikten sonra gözaltına alınıyor ve serbest bırakılıyor. 2017'de. Ve daha sonra 2020 şurasında da Yüksek Askeri Şurası'nda da Kara Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı oluyor. 2020. Sonra, 2020. 10 yıl öncesi değil yani. Yok, yeni daha yeni şimdi. Yeni Şafak'ta zaten böyle bir manşet attı bugün. Ya yani dün. Fakat 2017, 2018, 2019, 2020. 2020 şurasında tasfiye edilen komutanlar Jandarma Genel Komutanlığı'nda Fethullahçılara karşı direnen komutanlar ve çatışmaya girenler. 2017 ve 2018'de de aynı şekilde çatışmaya girenler. Hepsi tasfiye edilirken ve 2020'de de 720 albay, bunu zaten o direnişte olan albay Güven Şaban, yarın gazetede Sözcü'de ayrıntılı yazdım ben bunu. 45 dakikada diyor 2020 şurasını yaptılar, 720 albayı tasfiye ettiler. Büyük bir bölümü diyor Kemalist, Cumhuriyetçi subaylar. 45 dakikada. Biz ve 45 o gün dakikada ama bir gündemi kapatamayız. Hayır. Adamlar orduyu ordu hakkında karar vermişler. 2020'de biliyorum bir cümle. 2020'de sen general yaptığın adam Fethullahçı, tasfiye ettiğin adamlar Kemalist. Rand Corporation raporundaki orta kademe subaylar demişti. Darbe yapabilirler. İşte onları tasfiye ediyorlar. Tamam. Biz bunu konuşacağız. Konuşalım. Bir sonraki açıkça da konuşacağız. Uğur Poyraz çok teşekkür ediyorum. Ben Aytun Şerkin çok teşekkürler. Ben Seren teşekkür Selvin Korkmaz çok teşekkürler. Nece Sara çok teşekkürler. Size de teşekkür ediyoruz. Pazar açıkça da birlikte olalım. Hoşçakalın.